Aşağıdaki grafikte iki değişkenli bir veri kümesi, en küçük kareler regresyon doğruları ile birlikte verilmiştir. Aykırı değerlerden biri olan 95,1'i kaldırıp, işte buradaki aykırı değerden bahsediyorlar, yeni bir en küçük kareler regresyon doğrusu hesaplamayı değerlendirin. Aykırı değeri kaldırmanın nasıl bir etkisi olur diye sormuşlar. Uygun olan tüm seçenekleri de seçebilirmişiz. Şimdi her zaman olduğu gibi, hadi hemen video Videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Buradaki aykırı değere rağmen yukarı eğimli bir regresyon doğrusuna sahibiz. Bu durumda r'nin 0'dan büyük olduğunu söylememiz mümkün. 1'den küçük olduğunu da ekleyelim. Evet, 0'dan büyük ve 1'den küçük. R eğer 1'e eşit olsaydı buradaki tüm noktalardan geçen bir doğru elde etmemiz gerekirdi. Bu noktanın bir aykırı değer olduğunu da biliyoruz. Neden diyecek olursanız bu nokta ile doğru arasındaki fark başka bir değişle mesafe çok fazla. Bu aradaki negatif bir fark ve bu yüzden de bu noktanın R'nin değerini ve regresyon doğrusunun eğimini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Bu noktayı kaldıracak olursak, buna benzeyen bir regresyon doğrusu elde edeceğimizi düşünüyorum ve bu regresyon doğrusunun yerleşimi yeşil olandan çok daha iyidir. Yeşil doğrunun yeni çizdiğim regresyon doğrusuna benzememesinin sebebi bu noktaya yaklaşmak istemesidir. Buna dayanarak az önce de söyle dediğim gibi bu noktayı kaldıracak olursak r artacaktır diyebiliriz hemen not edeyim r artar Buna ek olarak doğrunun eğiminin artacağını da söylemiştim onu da yazalım eğim artar evet Regresyon doğrusu bu nokta artık onu aşağı çekemeyeceği için aralarında pozitif bir korelasyon olan bu noktalar arasına daha iyi yerleşir. Bu söylediklerimiz bakalım hangi seçeneklerle uyuşuyor. Determinasyon katsayısı R kare artar. R artarsa R kare de artar öyle değil mi? Bu seçeneği işaretleyebiliriz. Korelasyon katsayısı yani R 0'a yaklaşır. Hayır, 1'e yaklaşır. Bu seçeneği eleyelim. En küçük kareler regresyon doğrusunun eğimi artar. Evet, doğru. Bu nokta eğimi aşağı doğru çektiğine göre kaldırdığımızda eğim artar. Bunu da işaretleyelim ve gelin bir tane daha yapalım. Aşağıdaki grafikte iki değişkenli bir veri kümesi en küçük kareler regresyon doğruları ile birlikte verilmiştir. Benzer bir soru. Aykırı değerlerden biri olan 10,-18'i ki işte burada 10,-18'i kaldırıp yeni bir en küçük kareler regresyon doğrusu hesaplamayı değerlendirin. Peki, bu sefer ne olur dersiniz? Bu nokta buradayken negatif eğime sahip bir regresyon doğrumuz var. Yani r negatif, hemen not ediyorum. Eksi 1 küçüktür r, o da küçüktür 0. Evet, bu nokta henüz buradayken durum bu. Eksi 1 olmayacağını da biliyoruz. R eğer eksi 1 olsaydı, regresyon doğrusu eğimi aşağı yönlü olan ve bu noktaların arasından geçen bir doğru olurdu. Peki, bu noktayı kaldırırsak ne olur? Ekranda gördüğünüz en küçük kareler regresyon doğrusu bu nokta tarafından aşağı çekiliyor. Yani eğer bu noktayı kaldırırsak regresyon doğrusunun sol tarafı yukarı kalkar ve buna benzeyen bir doğru elde ederiz. Hiçbir hesaplama yapmadan göz kararı çiziyorum ama gördüğünüz gibi bu doğrunun yerleşimi az öncekine göre daha iyi. Uzun lafın kısası, bu noktayı kaldırdıktan sonra elde edeceğimiz regresyon doğrusunun eğimi daha negatiftir. O halde yazıyorum, aykırı değeri kaldırırsak r artar, yani değeri eksi 1'e yaklaşır. Bu da korelasyonun daha kuvvetli bir korelasyon olacağı anlamına gelir ve eğim azalır. Hemen seçeneklere geçiyorum. Determinasyon katsayısı R kare azalır. Dikkatli olmamız gerekiyor. R'nin burada negatif olduğunu biliyoruz. Azalması demek daha da negatif olması anlamına gelir ama daha negatif olan bir değerin karesini aldığınızda değeri küçülmez. Aksine büyür. Şöyle anlatayım. Bu nokta buradayken R'nin eksi 0,4 olduğunu düşünelim. Noktayı kaldırdıktan sonra da R daha da negatifleşecek demiştik. O halde bu sefer de eksi 0,5 olsun. Bunun karesi 0,16. Bununki ise 0,25'tir. R zaten negatifti. Negatifliği artınca R kare küçülmez, aksine büyür öyle değil mi? O halde bu seçenek doğru değil. En küçük kareler regresyon doğrusunun eğimi artar. Hayır, azalır. Daha kuvvetli negatif korelasyon elde ederiz. En küçük kareler regresyon doğrusunun y ekseni kesim noktası artar doğru. Bu noktayı kaldırdığımızda az önce de söylediğim gibi regresyon doğrusunun sol tarafı yukarı doğru kalkar. İsterseniz bu doğrunun eğimi azalacak diye de düşünebiliriz. Buna ek olarak en küçük kareler regresyon doğrusunun her zaman iki değişkenin ortalamasından geçeceğini de biliyoruz. Yine bu ortalama değerden geçeceksek y ekseni kesim noktasının artması gerekir öyle değil mi? Evet, bu seçeneği işaretleyebiliriz.